Üçüncü bölüm. Sora Naro. Son dedi T'ye. 11 son. Yok anlamak. XX çok üzgündü. Bu konuşmayı küçücük, yeşil renkli, ne olduğunu da bir türlü çözemedikleri maddeden damıtmak için 43 güneşini vermişti. Sora Naro'da en son bulunanlardan da sadece bu madde konuşmuştu. Konsey, bilmemek kelime. T'ye biraz ümit vermek istedi. Yalan, Sora Naro, bilmemek kelime. Bilmemek kelime, doğru. Konsey bilmemek iyi hemfikir, bir yol. Sora Naro, eşsiz yıkıntıların merkezi, kelimelerin ana kaynağı ve bütün dünyanın gözbebeğiydi. Birbirini zaten iyi tanıyan bu ziyaretçiler bir sonraki buluşma zamanına karar verdikten sonra kendi bölgelerine geri çekilirlerdi. Günlük hayatlarında çok az konuşurlardı. Dinlemek için geldikleri Sora Naro'da ise çeneleri düşerdi. Hemen hiçbirini anlayamadıkları kelimeleri çıkarmaya çalışırlardı. 45.803 güneşten beri süre gelen bu törenlerde bir kelime bile öğrenebilmiş olmak büyük başarı sayılır ve bunu becerebilenlere ödüller yağardı. XX mükemmel kadın olarak bilinirdi. Saftı. Diğer saf XX'lerden onu ayıran, soluk turuncu rengi ve kilometrelerce uzaktan tanınabilen kokusuydu. Çok güçlü konsantrasyon yeteneği sayesinde, ki çoğu insanda bu özellik de az bulunurdu, ufak maddelerin yerlerini rahatça değiştirebiliyor, hatta daha ufaklarını bir yerden başka bir yere taşıyabiliyordu. Sora Naro'nun çok yakınında bir gölün civarında yaşar ve hemen tüm vaktini kelime öğrenmek ve bunları sese dönüştürmeye çalışmakla geçirirdi. Dünyanın en önde gelen konuşmacılarından biri sayılıyordu. Üstelik de bazı maddelerin suyla temas etmesi halinde ses çıkardığını, hatta konuştuklarını ilk o keşfetmişti. Ama bu elbette ki çok da kolay bir işlem değildi. Maddenin suyla temasından sonra onu tüm vücuduyla sarması, sürtüne sürtüne etrafında dolaşması ve çok uzun süreler ısıtması gerekiyordu. Madde ancak bundan sonra konuşabiliyordu. Bu yorucu ve bir o kadar da sabır isteyen işi ancak konsantrasyonu çok yüksek olan insanlar yapabiliyordu. Madde bir konuştuktan sonra gerisi kolaydı. Çünkü artık her güneşte bir kez konuşurdu. Ama hep aynı şey. Sora Naro'da böyle birkaç tane madde vardı. Ve dünya sakinleri bunları dinlemek için akın akın buraya gelirlerdi. Dünyada 1207 insanın yaşadığı düşünülüyordu. Saf veya karışım olarak. Bir de elbette ki artık toprak olmuş FZ vardı. FZ, bildiği tüm sayıları, harfleri ve kelimeleri öğretmişti. Onun bunları öğrettiği zamanlarda daha Sora Naro keşfedilmemiş ve kimsenin de aklına ''Sen nereden öğrendin bunları?'' diye sormak gelmemişti. Büyük ihtimalle bunun sebebi FZ'nin kimseye soru kelimesi öğretmemiş olmasıydı. Soru kelimeleri çok sonraları Sora Naro'nun keşfedilmesiyle bir mecburiyet haline aldı. Hatta soru kelimelerinden önce herhangi bir kelimeye soru ifadesi verilmesi öğrenildi. Bu tamamen şaşkınlıktan kaynaklanan bir heyecan sonucunda kelimelerin sonunu biraz incelterek söyleyerek olmuştu. Bu şaşkınlığı herkes paylaştığından dolayı da soru sormayı keşfetmiş oldular. FZ, Sora Naro'nun keşfinden kısa bir süre önce toprak olmayı tercih etmişti. Bunu hem tercih etmiş hem de becerebilmiş bilinen tek insandı. Son öğrencisi de şu anda konseyin başkanı olan YS'dir. FZ'nin ilk öğrettiği kelime insandı. YS de böylelikle insan olduğuna emin olmuştu. YS'ye öğrettiği son kelimelerde Sora Naro Bul idi. Böylece bir süre sonra bu yıkıntı kent keşfedildiğinde isminin Sora Naro olduğuna karar verildi. Demek ki Sora Naro burasıydı. YS işte o günden beri her güneşi sayar. Sora Naro'ya gelenlerin tüm derdi nereden geldiklerini öğrenmekti.
Çünkü nasıl var olmuş olduklarına dair hiçbir anıları veya bilgileri yoktu. Eşsiz yıkıntılar kenti Soronaro bu sebeple çok önemliydi. Ancak burada bulunan bazı maddeler suyla temas ettiklerinde konuşuyorlardı. Hem de insanlar gibi. Ama kelimeleri anlamak neredeyse mümkün değildi. Hele ki söylemek. Bütün insanlığın da en büyük hayali bu maddeler gibi konuşabiliyor olmaktı. Bunların geçmişlerine dair bilgiler içerdiğine inanıyorlardı. XX kaç yaşında olduğunu, nereden geldiğini bilmiyordu. Diğer tüm insanlar gibi. Dağarcığındaki kelimeler sayesinde diğer insanlarla iletişime geçebildiğini anladığı andan öncesini hatırlamıyordu. Bu bütün insanlar için geçerli bir durumdu. Zaman zaman kelime sahibi olmayan insanlara rastlanırdı. Bu durumda hemen çevresini sararlar ve herhangi bir kelimeyi tekrarlamaya başlar ve onun da kendini bulmasını sağlarlardı. Her nasıl oluyorsa yeteri kadar tekrar edildiğinde etrafı sarılan bu insan kelimeyi tekrarlamaya ve diğerleri gibi insan olduğuna dair davranışlar sergilemeye başlıyordu. Bu davranışların en tipi de diğer insanları takip ederek Soronaro'yu ziyarete başlamasıydı. Konsey bu duruma şüpheyle yaklaşır ve yanlış bir şeyler yapıyor olabilecekleri ihtimalini düşünüyordu. Özellikle konsey başkanı YS elinden geldiğince dikkatli olmak istiyordu. Sonuçta FZ'den öğrendiği ilk kelimelerden biri dikkatti. Konsey, XX'i yeni bulunmuş olan yeşil bir maddeyi araştırması için görevlendirmişti. Aslında kelimelerin anlamlarının bilinmesinin iyi olmayabileceği görüşündeydiler. Kelimelere, becerebildiklerince kendi anlamlarını yüklemeyi tercih ediyorlardı. Ama yine de kimselere çaktırmadan gerçekte bu kelimelerin ne anlama geldiğini de merak ediyorlar. Eğer işlerine gelecek bir anlam çıkarsa da kullanmayı düşünüyorlardı. Halihazırda bazılarında bunu başarmışlardı. XX bulunan maddelerin etrafını sarıp onları ısıtmak için geceleri tercih ederdi. Dünya geceleri çok daha soğuktu. Bu bir sorundu ama XX de geceleri çok daha yoğun ve sıkıydı. Eğer becerebilirse maddeyi mümkün olduğunca kuytu bir yere taşır ve sabırla sabaha kadar etrafında dönerdi. Her dönüşünü sayar, bu sırada da yeni öğrendiği kelimeleri tekrar eder ve mümkün olduğunca daha iyi öğrenmeye çalışırdı. Bazı geceler 200 milyondan fazla dönüşler yaptığı olurdu. Eğer bunu asıl yaşadığı yer olan gölün kenarında yaparsa, çevreye dehşet verici tizlikte bir ses yayılır, gölün üzerinde bitmek bilmeyen dalgalar oluşur ve çevredeki tüm hayvanlar kilometrelerce uzaklara kaçarlardı. Gündüz sıcak bir hava olması halinde güneşten faydalanır ve diğer gece yine işe koyulurdu. Eğer gündüz hava kapalı ve soğuksa, bu XX'i memnun eder ve dönmeye devam ederdi. XX yorulmak bilmezdi. İşte bu yeni konuşma 43 güneşlik böyle bir çalışmanın sonunda dinlenebilir olmuştu. T'ye XX'in en güvendiği anlamcılardandı. Bu yeşil maddenin konuşmasını beraber deşifre etmeye, kelimeleri anlamaya, mümkünse de öğrenmeye çalışıyorlardı. Anlamcılar kelimeleri gösterebilen özel yetenekli kişilerdi. Anlamcı olarak kabul edilebilmek için öncelikle bilinen tüm kelimeleri gösterebilmek ve sonra da en azından bilinmeyen bir kelimeyi göstermek gerekiyordu. T'ye sadece kelimeleri göstermekte kalmaz, aynı zamanda bazılarını bizzat söyleyebilirdi. Hava kelimesini gösterdikten ve de telaffuz ettikten sonra XX artık ona güvenebileceğini biliyordu. Ancak bu sefer önünde anlaması çok zor bir konuşma vardı. Yeşil madde her gün konuşmaya başlamıştı. Tüm dünya merak içindeydi. İnsanlar, her biri kendi renklerinde şekilli şekilsiz, saf karışık, kokulu kokusuz gazlardan oluşmuş bilinçli insanlar. Konuşabilen, konuşamayan, gösterebilen, gösteremeyen 1207 insan. Bu yeni, gizemli, konuşan yeşil maddenin hikayesini anlamak istiyorlardı. Ve bunun için de XX ve TY'nin analizlerine muhtaçtılar. Merak içindeydiler. Önceden karar verilmiş olduğu üzere 45.832. güneşte Soronaro'da yeni bir toplantı yapılacak ve herkes XX ve TY'nin hikayesini dinleyecekti.